Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Ceysinler. Spotify'a nasıl podcast yüklenir arkadaşlar bundan bahsedeceğim. Podcast nedir arkadaşlar? Ses dosyasıdır. Belirli konular hakkında konuşursunuz arkadaşlar. Podcast'in özelliği budur. Yani videonun arkadaşlar görüntüsüz halidir. Ses dosyasından oluşan halidir arkadaşlar. Ve bunu Spotify'da nasıl yayınlayacaksınız? Arama çubuğuna Anchor yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında bu ilk çıkan siteye tıklıyorsunuz anchor.fm arkadaşlar. Şimdi ben tıklasam yüklenmesi uzun sürecek. Ondan önceden yüklediğim sayfayı açtım arkadaşlar. Gece vakti internet hızım düşüyor. Bazen çok yükseliyor, bazen düşüyor. Ben anlam veremiyorum arkadaşlar. Ana sayfaya geliyorsunuz. Şimdi yükleme yapabilmek için mail doğrulamanız gerekiyor arkadaşlar. Mail kodu gönderilecek ordaki şeye tıklayacaksınız. Maildeki doğrula butonuna tıklayacaksınız. Sonrasında böyle sayfa açılacak arkadaşlar. Buradan yükleyeceksiniz. Nasıl yükleyeceksiniz arkadaşlar? Şimdi gelir kısmı daha aktif değil sevgili arkadaşlar. Yani bulunduğum bölgede kullanılmıyor. Türkiye için açık değil. Sonrasında dinleyen oldukça size parayı yatıracaklar. Her konuda içerik üretebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Buradan ayarlar paneli var. Buraya birazdan geleceğiz arkadaşlar. Yeni bölüm diyorum. Bölüm oluştur diyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar buradan site üzerinden de hani podcast ses kaydına başlayabilirsiniz. Buradan kitaplıktan seçebilirsiniz arkadaşlar. Müzik, mesajlar ve geçişler vesaire var. Buradan podcastimiz hazırsa göz at diyerek bilgisayar üzerinden yükleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet masa üstüne geldim. Ben de yükle klasöründe zamana karşı herkes kaybeder isimli bir tane podcast'im var. Ben video olarak kaydetmiştim bunu arkadaşlar. Ama şu güzelliği var. Videodan sesi ayırıyor arkadaşlar. Site kendisi videodan sesi ayırıyor. Onun için hani videodan sesi ayırma işlemini ben yapmakla uğraşmadım. Direkt site üzerinden ayırıyor arkadaşlar site kendisi. Bakın videodan ses ayıklanıyor yazıyor. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben de yeni başladım. Yani daha diğer şeylere de Google Podcast'e, Amazon Podcast'e, işte Apple Store'un Podcast'ine arkadaşlar bu site üzerinden otomatik olarak da yükleyebiliyorsunuz. Yani podcast sadece ses dosyası olduğu için herhangi bir videonuzu da yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu kapatır, sesi alır sadece. Evet arkadaşlar, sahura kadar, Sabırdan sonra da yatmıyorum ya. Uyku gelmiyor bu aralar, yani uyumak gelmiyor içimden. Bir de sıcaklar gelmeye başladı, tatile gitmeye imkan yok maalesef gene evde geçireceğiz. Belki dışarı çıkar, adaları falan gidelim. İstanbul'dayım. Yani İstanbul'un kendisi tarih ve turizm harika bir bölge arkadaşlar. Gezmediğim çok yer var. Bu yaz hep İstanbul'u gezeceğim. Arkadaşlar bakın yüklendi. Ön izleyebilirsiniz. Buradan dinleyebilirsiniz. Yani size kalmış bir şey. Sevgili arkadaşlar, bölümü kaydet diyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi Sonrasında bölümün adı, aynı videonun ismini verebilirsiniz arkadaşlar. Zamana karşı herkes kaybeder. Açıklama zaman nedir? Ya da zamana karşı kazanmak mümkün müdür? Ne ya? Kimse hayat kadar... sert vuramaz diye. Tamam atma da başka bir şey gelmedi. Yayınlama tarihi seçebiliyorsunuz. Buradan sezon numarası, bölüm numarası, bölüm türü yani tanıtım videosu şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sansür sansürsüz bir şekilde arkadaşlar. Yeni bölüm resmi ekleyebilirsiniz. Yani Spotify'da ben kendi yani podcast yayınlayan insanlara baktım arkadaşlar. Kendi resimlerini koymuşlar. Ben de dedim kendi resmimi koyayım. Burada beğendiğim resimden bir tanesi var. Böyle podcast yayınlara baktığımda böyle daha siyah beyaz efekt kullanıyorlar arkadaşlar. Ben deniz aşığı bir insan olarak kendime böyle bir resmim var. Fularım da var. Fular takmayı çok severim. Böyle fular gözlük taktığımda kendime önemli bir insanmış gibi hissediyorum. Mutlu oluyorum. Hani insanların çeşitli iyi olma halleri vardır arkadaşlar. Ben de fular taktığımda, küpe taktığımda böyle iyi hissediyorum kendimi. Kendimi yakıştırıyorum böyle şeyleri. Gözlük taktığımda, küpe taktığım dönemde şey derlerdi. Bu da küpe takıyor kendini bir şey zannediyor derlerdi. İnsanlar her şeyi eleştiriyor ya. Arkadaşlar şimdi yayınla dediğimizde de Spotify'da yayınlamaya başlıyor arkadaşlar. Bu kadar. Başka bir şey yok. Yani Facebook'ta, Twitter'da da paylaş, bağlantıyı kopyala, diğer yerlerde paylaş diye de size tercihler sunuyor. Burada ana sayfa arkadaşlar. Analizler daha şey yok çünkü size daha dinlenmedi benim podcast'ler yayınladığım çalışmaların arkadaşlar silebilirim. sen yani ses dosyasını indirebilirim. Burada yayınladığınız çalışmaları görebilirsiniz arkadaşlar. Şu 3 noktaya tıkladığınızda bölüm ayrıntılarını, bölümü indirebilirsiniz ses dosyası olarak arkadaşlar. Bölümün herkese açık bağlantısını kopyalayıp silebilirsiniz. Burada her türlü işlemi yaparsınız. Kaç tane yayınlamışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane podcast yayınlamışım arkadaşlar bin tane falan yaparım Allah izin verirse. Yani buradan bölüm ayrıntılarını hani bir değişikliğe gitmek istiyorsanız arkadaşlar buradan sesi düzenleyebilirsiniz. Ya da diğer şeyleri hani içerikte daha yeni girdiğimiz şeyler var ya onları değiştirebilirsiniz. Açıklama kısmını vesaire buradan şeyleri değiştirebilirsiniz. Tercihleri değiştirebilirsiniz. Ayarları güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Podcast yayınlama durumu dediğimizde diğer yerlerde de paylaşabilirsiniz. Bakın arkadaşlar Spotify linkim bu. Bunu kopyaladığım zaman bağlantıyı yeni sekmede aç diyelim. Ya da şöyle yapalım. Adresine git. Evet. Şimdi Spotify'da hemen anında yayınlanıyor arkadaşlar. Yani şimdi benim Spotify sayfamı göreceksiniz. Hadi ya internet yani sayfa değiştirdiğim zaman da Buradan arkadaşlar RSS ile yani e-posta ekle. Diğer platformlarda da doğrayabilirsin. E-posta adresin herkese açık olur. Buradan Apple Podcast'te, Google Podcast'te, Overcast'te, Amazon Müzik'te, iHeart'te, diğer şeylerde de direkt yayınlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabi ayarlarını yapmanız lazım. Bakın Google Podcast'te Google Podcast Manager'ı kullan diyor. Yani profilinizi eklemeniz lazım arkadaşlar. Benim sayfam açıldıysa da şeyi bitireyim. Videoyu bitireyim. Bu kadar arkadaşlar. Yüklediğinizde hemen Spotify'da yer alıyor. Tabi insanların sizi keşfetmesi için de ne yapacaksınız? Bakın Selçuk diye geldi arkadaşlar. Takip et vesaire. Buradan da tüm bölümleri görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar işte Spotify'dayız. OpenSpotify.com Burada Böylece yayınladığım şeyleri görebiliyoruz. Resimimde de şeyim de var. Bu benim Spotify sayfam oluyor. Sevgili arkadaşlar başka diyeceğim bir şey yok. İnternetim çok kötü. Daha yüklemedi sayfayı. Gece olunca internet çok yavaşlıyor. Bazen çok hızlanıyor. Bazen çok yavaşlıyor. Ben de anlam veremiyorum. Görüşürüz.